Evet, eve geldim. Şu kirazları koyalım şuraya. Zırhı da koyalım ve kılıcı da. Şunları giyelim. Ve şu yöntemle şimdi sadece iki tane alalım. Şu yöntemle mesela şu grindstone'a veya zımpara taşına şöyle sağ tıkladığınızda kırdım. Bir tane buğdaydan bir tane un veriyor ve bu bir tane unu pişirdiğinizde şey oluyor. Bir tane ekmek oluyor. Yani bir tane buğdayla bir tane ekmek yapabiliriz. Anlayacağınız. Onu da bir göstereyim dedim. Şuna bir şey yapsak iyi olacak. Al şunu 20 tane. Biraz çakıl da alalım. Evet, 4 tane kucaklık yetersin. Öncelikle şu grindstone çubuğunu kırdık. Grindstone çubuğu da işte şöyle oluyor. 6 tane çubuğu işte şöyle koyuyorsunuz. Ha yok. 5 tane çubukmuş. 5 tane çubuğu şöyle koyduğunuzda tahta kol oluyor. Şu tahta kola sağ tıkladığınızda şu şöyle koyuyor onu. Grindstone ise işte böyle oluyor. İşte zımpara taşı. Şuradan şimdi zımpara taşını. Ha evet, şuradan. Zımpara taşla işte. Zımpara taşla işte. Of. Zımpara taş da böyle oluyor. 3 tane pişmiş taş, bir tane taş tahta dişli. 3 tane sertus kuartı da, 2 tane de kıkırık taş. Şu tahta dişli de şöyle oluyor. 4 tane çubuk. Şuraya biraz kömür koyalım. Bir tane kömür bloğunu veya 3 tane kömür bloğunu normal kömüre çevirip veya sadece bir tanesini çevirelim. Neyse, biz 3 tanesini çevirelim. Bir tane koyalım buraya. Veya 2 tane koyalım. 25 tane koyalım şuraya. Ve şimdi şey yapalım. Şundan. İşte gördüğünüz gibi çakıl, kum ve kum, çakıl ve kili birleştirdiğinizde 2 tane growth veriyor size. Şu growth'ları da pişirdiğinizde size seared brick verecektir. Ve ben şu tavayı nasıl koysam? Mesela şu tavayı şimdilik kaldıralım. Bir tane daha fırın yapmam gerekecek. Şöyle koyabiliriz. Neyse, şöyle olsun. Şöyle koyamayacağız mı? Ah evet. Şu diğer kısmı görünmesin. Şuna da 1064 tane growth ve neyse, buna 8 tane kömür yeter. Buna da 9 tane koyalım. Şu da işini bitirdiğinde şuna da growth yapalım. 104 tane kili, 64 tane kum, 64 tane de growth bize şey verecektir. Evet, 59 tane derimiz oldu. 17 tane zaten sandığımızda vardı. Bayağı derimiz oldu.
koyalım. 6 tane kömür buna. Evet. Derimiz bayağı oldu. Şimdi şey yapalım. Ve şunu pişirip de şu ekmeği, normal ekmeği pişirdiğinizde tost oluyor ve tost 2 kutucuk dolduruyor açınızdan. Ekmekse sadece 1-1,5 sanırım. Evet, 1,5. Bunu pişirdiğinizde 2 kutu dolduracaktır. Ve bu yani daha şeyli, daha karlı diyeyim. Şuna biraz patates alalım. Ve ne yapacaktım ben, unuttum. Evet, bir iki tane daha 64'lük şey yapalım. Brot. Evet, bunu bu kadar yeter şimdilik. Bayağı büyük bir fırın olacak diye umuyorum. Yapmış öldük, taş alalım ve kumları koyalım. Evet. Şu taşları da şuraya. Şuraya atalım şimdilik. Onlar despawn olacaktır. Şu taşları koyalım. İki tane çakıl kalmış. Çakılları da. Şimdi ne yapacaktık? Evet, şimdi uyalım. Ve Dawncraft'ta başlayalım. Bize ne lazım olacak? Biraz demir lazım olacak. Bir tane demir yetmeyecek. Şu iki tane çakıl içinde demirleri, yani iron'ın gravel'ları. Şunu da geçirelim. Şöyle de koyabiliriz. Of. Almadım. Dört tanesi doldu. Şimdi bunları nerede pişireceğiz? Şunu da pişiremeyeceğiz. Sanırım bir tane daha fırın yapmalıyız. Bir de şöyle. Şu demirleri koyalım. Şu çubuklar yanmıyordu, evet. Ama tahtaları yanıyordu. Koyalım biraz tahta. Evet, gördüğünüz gibi sihir birliklerimiz de hazır oluyorlar. Ve odun sıkıntımız var. Yani çok az odunumuz var. Şu odunlardan bayağı var da şunların çubukları falan bazı modlarda kullanılmıyor. Normal çubuk istiyorlar. O yüzden normal odunumuz çok az. İşte gördüğünüz gibi 6 tane meş odunu, 26 tane de lazım var. O yüzden şuraya biraz daha çekmiştim. Ne kasmaya başladı. Sanırım piştiler, evet. Şimdi nasıl yapacaktık onu? Of, yine kas. Ne geçti. Şunlardan şöyle nugget yapacaktık sanırım iki tanesinden. Evet, şöyle iki tane yapacaktık. Bir tane şöyle. Dawncraft 4'ü pek fazla kullanmadım, yani pek fazla bilmiyorum. Evet, iki tane yeter şimdilik. Şöyle bir çubuk ve iki tane şunlardan koyduğunuzda iki tarafına size normal iron capped wooden wand verir, yani alsa. Şuna geldiğinizde gördüğünüz gibi sol üst köşede bir şey çıktı. Bu aslanızda ne kadar şey aspekt vardır, var olduğunu gösteriyor. Ama bizim aslanımızda hiç aspekt yok. Şimdi bir tane şundan yapmalıydı sanırım.
Yok öyle değil. Şöyle sanırım. Diye bu. Ha. Şöyleymiş sadece. Fakat bunlardan biraz daha yapmalıyız. Bir tane daha yapmalıyız bunlardan. Ve bu da demektir ki biraz daha odun. Yani tahta. Tamamcraft şeylerini şuraya mı koysak? Bence şuraya koyalım. Şunları da gidip dışarı atalım. Ve şu kılıç mağarada bayağı işime yaradı. Mesela şöyle basa tuttuğumuzda yüksek bir yere çıkma istediğinde gördüğünüz gibi bayağı uzağa fırlatıyor. Şu ağacın tepesine bile binebilirim şu kılıçla. Yok, yanlış yaptım. Gördüğünüz gibi ağacın tepesine bindim. Bindim. Gördüğünüz gibi bayağı uzağa çıkabilirim. Neyse şimdi onu bırakalım. 10 tane taş atalım. 64 tanesi kalsın. Ha şurada bir şey vardı. Bir aura not vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım. Şurada bir yerlerdeydi. Ha şuradaydı sanırım. Yok. Şurada yok. Ha işte şurada. Aura not. Ne varmış? Toprak ve hava simgesi varmış. Neyse, tomu metal yapmadan daha fazla çekmeyelim. En azından toprak ve hava simgesinin olduğunu öğrendik. Abi, al şu taşları. Biraz patates yiyelim. Şuraya koyacaktık. Şimdi şu masayı şöyle şuraya koyalım. Şunlardan da şuraya. Bir tane scribing tool sanırım yapmamız gerekiyor. Şundan bir tüyümüz yok. Tamam neyse scribing tool yapmayalım şimdilik. Direkt şey yapalım. Tamam yeter. Tüm şartlardan var bizde. İki tane de altın lazımmış. Tamam biz şu masalardan birini şöyle tık sağ tıklayalım gördüğünüz gibi. Şuraya şeyinizi koyabilirsiniz. Air ve Terra simgesi var. Altı tane, on tane. Neyse bir altın alalım. Evet bir 64'lük bir 22'lik altınımız kaldı. Şuna bir tane altın koyduğumuzda zaten iki tane çıkacaktır. Tamam. Gold dust'ı da pişirdiğimizde kömürlerimiz yetmedi tabii ki de. Bir 4 tane daha kömür koyalım. Sana bir 8-9 tane daha, bir 64 daha.
kendi son üstünü yapıyorsun zaten. Sana 9 tane. Evet, sandık yaptık. Sana 2 tane altın ver. Şimdi tüm şartlardan birer tane lazım. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Bir tane de şundan. Ve şimdi fark ettim ki bizde sanırım bir şarttan yok. Ha, varmış da. Kava şartını görmedim. Kava şartını görmedim. Kava şeyin. Mustafa'lı bir tane cam lazım. Elikten direkt komik işleyelim. Cama. Başka mallarda cam isteyecek zaten. Of, şu kas. Nasıl olur? Toprak, hava ve entropi. Toprak, hava ve entropi. Entropi. Termometre. Su, ateş ve order. Su, ateş ve order. Evet. Ha, şey, herhangi bir gücü falan lazım değilmiş. Güç diyorum şey. Simge lazım değilmiş bunu yaparken. Evet. Bu termometre. Şöyle sağ tıklayıp. Evet, ocağı öğrendik. Tamam, crafting table. Sandık. Şurada bir aura not var. O zaten sanırım bizim aura not. Evet, şu bizim aura not. Evet, şurada. Evet, toprak. 19 tane toprak. Yok. 49 tane toprak ve 49 tane hava simgesi varmış. Normal, bright. Evet, şu aura not bayağı iyiymiş. 49 tane hava ve toprak simgesinden 49 tane barındırabiliyor içinde sanırım. Taş. Torch. Lock simgesi sanırım bu. Toprak. 2 tane terra. Şu torch. Bir şey bilmiyor. Şundan. Şundan. Suyu incelememiz gerekiyor. Neyse, ben içeri gireyim, bir yatalım. Sabah o, bir sabah olsun, sonra araştırırız diğer şeylerden. Aslında pek başka modlara girişmek istemiyorum bu başlangıçta. Önce bir thermal expansion'a girişmek istiyorum çünkü pulverizer yapıp madenlerimizi ikiye katlayabiliriz kolayca. Böylece şu şey makinede uğraşmayız 2 saat bir kol çevirmeye. Şimdi yok, şimdi yok, şimdi hayır. Odunları araştır. Yok, çiçeği araştıralım. Araştırmıyoruz. Patates araştıralım. Kürü kazmayı araştıralım. Olmuyor. Zombi kafasını. Ne? Ha, çit araştırmıyoruz.
Şu bizim Auronaut. Bakalım başka bir Auronaut. Ben bir Auronaut daha bulmuştum. Ama unuttum nerede olduğunu. Atı araştıralım. Tabii siz görmemiş işte olabilirsiniz onu. Araştıralım. Ateşi bulduk, Terra'yı bulduk. Ah, hava simgesini bulmalıyız. Onu nereden bulacağız acaba? Yani şurada tavuklar var. Bir de bir tavuk keselim. Ve tüy elde edebiliriz böylece. Şöyle biraz da şöyle yaparsak arkamızda tavuk varmış. Ha işte şurada. Araştırabiliyor musun? Hayır. Evet. Araştıramıyoruz. O 5 tane tüy geldi. Bayağı iyi. Şimdi squid bulmalıyız. Ben bu sularda hiç squid görmedim. Nedense. Hava ne de olabilir? Sand. Taş. Ah, şurada bir squid varmış. Nerede o? Göremiyorum. Ha işte. Evet, bir tane şey düştü. Yüksek. Ve şu aspektleri niye alamadığımızı anlayamadım. Şeyimiz var. Çiçeği araştırmıştık. Evet, araştırmıyoruz. Ağacı araştırmıyorduk. Başka ne araştırabiliriz? Köylü araştırabiliriz. Odun, patates, buğday, neyi araştırabiliriz? Mesela hava ne de var? Bilmiyorum. Dediğim gibi tavuk rastmalıyla pek uğraştım yok. Ama bu seride bence uğraşacağım. Şuraya atlayalım. Ha tamam. Sanırım şunu araştırarak hava şeyi bulduk. Evet, havayı bulduk. Kazalım bunu. Evet tamam, hava simgesini. Hava ateş falan onunla nereden şey çekebileceğimi buldum. Şu şartlardan elde edebiliriz. Elde edebiliriz değil mi? Öğrenebiliriz. Ve sanırım artık öğrenebiliriz şeyi. Yine öğreniyoruz. Tamam, yine. Daha
dağını öğrenmemiz gerekiyor. Toprağı öğrendik. Ben bir tavum anlamlı kom böyle bir şeydi. Ondan bir tane yapalım. Yapılışı zaten çok kolay. Sadece bir tane bookshelf lazım. Ve bir tane asa. Şu bookshelf dediğim de yani şey, kitaplık. Yapacağız. Sonra şöyle, şöyle ve şöyle sanırım. Evet. Ve scribing tool. Ve scribing tools'la şöyle iki tane masayı yan yana koyduğunuzda koyuyorsunuz ve scribing tools'la sağ tıkladığınızda şöyle bir şey oluyor. Ve bunda işte şey yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Çalışma değil de daha nasıl desem. Neyse unuttum. Ne işleyeceğimi. Bize şimdi 9 tane şey lazım ve 3 tane de deri. Tamamen.com yapmak için. Evet. 3 tane deri. 3 tane kitap verecek. 3 tane kitabı şöyle koyuyoruz. Zaten bu normal kitaplık. Şey kitaplık oldu. Şunun kitaplığından. Acaba olacak mı? Olmadı. Neyse en azından 3 tane kitap geri verdi. Bir tane şundan yapalım. Yok, iki tane lazım. Bu bölüm yine biraz boş geçti. Sanırım. Evet. Ve Taumonomikon adı. Ne? Yani bir ses çıkıyor. Şu an chatimizde. Açtığımızda. Basic information. Şu ne? Ors. Orslara bakalım. Evet. 6 tane şart var. Şartları koyduğumuzda kristal oluyormuş. Mixed kristal yapabilirmişiz. Quicksilver elde edebilirmişiz canavardan. Andor. Evet, bu kadarmış bu arada. Research şeyi ne lazım buna? Evet, bir tane non-com yapıyoruz. Sonra bundan sonra işte bunu doldurabiliriz. Doldurabilirmişiz. Bir bunu zaten ben biliyorum tabi. Auras and Nodes. Bunu da biliyoruz zaten. Şimdi The Peach. Bu ne? The Peach. Bunun ne olduğunu anlamadım. Enchantments. Redwood planks veriyoruz bize. Silverwood planks. Evet, bunu zaten biliyoruz.
Bunu da biliyoruz. Manapot. Neyse. Bir tane şart ve bir tane şey karıştırdığımızda, esnes karıştırdığımızda Salis Mundus oluyormuş. Neyse, ben bunları zaten niye baktığımı anlayamadım. Trahyerimaj. Neyse, benim şundan bir tane daha yapmam gerekiyor. Fakat onun için bir tane daha squid öldürmemiz gerekiyor. Evet, ben video öldüreyim. Bir tane squid öldüreyim. Yine geleyim.